Çok meşakkatli ve zor bir iş. İşte domuzun şeyinden. Çiftçi kardeşlerimiz topladı. Ateşte yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de bulamazsın. Allah size kolaylık versin. Hoş geldiniz, sefa aldınız. Evet. Bir gönle aşk girince. Nere? Nere? Atatürk'ün söylediği gibi. 90 günlük. Aa, o şiş bu adamın. Adamı atınca vurdular. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Emirbağ köyünde mısır tarlasına geldik. Mısır hasadı yapılıyor. Musa Bey kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Vallahi iyi, Allah'a şükür. Gene işler güçler. İşler güçler. Haşhaşı bitirdiniz, evet. Şimdi mısır mı? Vallahi her şeyin mevsimi, sezonunda. Bu da ikinci ürün, arpanın yerine ektik mısırı. Ben de onu soracaktım. Bu ikinci ürün, öyle evet, mi? Evet, ikinci ürün. Arpanın yerine ektik. 90 günlük diye geçiyor mısır. Birinci ürün de var, ikinci ürün de var mısırın. Bu böyle yeşilken mi biçiliyor? Evet, kuruyunca bu hayvanları hayvan yemi olarak kullanıyor şu anda. Paket şey yapıyor, saklıyor bir sıraç çukurunda. Turşu vazetini alıyor. Hayvanlara yaraşlı bir kaba yem. Bu içindeki mısır kozal şeyi ne deniyor? Koçan mı deniyor? Ne deniyor ona ya? Somağa işte. Somak. Evet. O somaklarıyla beraber mi? Evet. Onların mısır yarayan hayvanı o zaten. Arpa yerine onu kullanıyor. Evet. Arpa yerine onu kullanıyor. O mısır şeylerini almıyorsunuz. Evet, almıyoruz. Vitamini bol bir yem. Kaliteli bir kaba yemi. Mısır hayvan yemi olarak kullanılan en iyi kaba yemlerinden birisi. En iyi yem bu mu şimdi hayvana yarayan? En iyi yem bu yani. Wow. Yonca olsun. Yonca da kurut. Evet. Mısır sılacı. Bu 90 günde böyle 1-2 evet. metre oluyor öyle mi? 90 gün değil. 90 gün ya 100 günü geçti yani. Aşağıda 4'e yanaştı. Buğdayın sapı mesela saman yapıyor. Evet. Evet. Sonra içine o arpa katarak kabayım. Arpa katarak evet, yediriyorlar. Tabii. Makine de sizin mi? Yok, bu bir akrabanın. Traktörler bizim işte. Bu bir eniştemin, birisi kayınpederin. Traktör benim. Şu da tarla sahibinin. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün mısır tarlasındayız. Nere? Nere? Emirbağ'a geldik. Mısır hasadına geldik arkadaşlar. Mısır toplayacağız. Biz de şöyle seçiyoruz. Tabii her mısır almıyoruz. Özellikle saçağı şöyle koyu renk olan, yetişmiş olanlar koparılıyor. Evet. Öğrendik biz de, onları koparıyoruz. Bir gönle aşk girince heyecan heyecan. Aldığım var bir şeye yarattım. Aynen, sen ver bana ya. Kusura bakma ya. Hem Allah şey yapamadım. Kusuru yok. Evet, tamam. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz, sefa aldınız. Evet. Abi onu da soyma yani, hemen yemiyorsan. Öyle mi? Ha, tabii. Benim de şey olmasın. Yok, evde gidip kaynatacağız ya. Öyle mi? Ha. Yine de soyma. Şimdi bekliyor şurada bunu kanetleyeceğiz diye. Tarla sizin mi abi? Tarla o şişko adamın icra etti. Öyleymiş. Nasıl bana. Mahsul iyi mi bu sene? Allah'a çok şükür. Oh, güzel güzel, çok güzel mahsul. Allah'a. Süper. Evet. Bu süt. Evet. Süt mısır bu mu oluyor? Evet, ben şey koparmış. Ben o nasıl mesela, o da yedir. Bak. Ha tamam. Oo süper. Kopar. Tamam. Musa abi topluyoruz ha. Bir daha bulamazsınız. Bunun harman. Harmanda aldın kaldı. Evet. Memnun musunuz bu seneki mahsulden Musa Bey? Vallahi hocam çok iyi değil, çok da kötü değil yani. Yağmurlu geçmedi, seyrek bitti. Ondan çok sık olmadan verim ondan olmuyor yani. Dene olarak iyi, zarar yok ama yağmurlu geçmedi. Ektiğimiz zaman burak gitti, o ara şey yaptı. Bitmedi, biraz seyrek bitti ondan yani. Yoksa verimi güzel yani. Ateşte yanmışa benzer heyecan heyecan. Normalde yani bu sıraş hasatına bir hafta daha vardı. 10 gün 15 gün daha vardı. 10 15 gün daha vardı. Bu yani niye biçtik erkenden niye biçtik? İşte domuzun şeyinden. Domuz. Bir de kırağının şeyinden. Domuz geliyor. Mesela şurada bir tane bir parçamız var. Domuz gelmiş. Bu araya girmiş, hem yatırmış. Şu anda mesela makinenin alamadığı şu boylar var. Makine bunları niye alamıyor? Çünkü domuz bunları yatırdığından alamıyor. Gördüğünüz gibi domuz karnını doyurana kadar mahsulü mahvediyor. Tabii çiftçimiz de asgari zararla işin içinden kurtulabilmek için öyle. Biraz zamanı olsa da
erkenden tarlayı biçip sılacını deposuna atmak için uğraşıyor var gücüyle. Mısır mı ekiyorsunuz? He. Katkı. Ya insanlar böylecik yiyor. Böyle. He, böyle yiyor yani közlüğe yiyor. Kaynatıp yiyor. Ete şahtımayacak közleme yapacağım. Zor iş ya. Kolay ne var? Allah size kolaylık versin vallahi. Kolay ne var ki? Şey Mısır biraz daha işlenmiş olsa da şurada kimse olmamış olsaydı 15 gün var. Vallahi hepsini yatırırdı. Hepsini yatırırdı. Bir tane bırakmaz sana. Şurada Koynaal diye bir köy var. Adamın mısırına domuz girmiş. Köyden arkadaşlarına telefon etmiş ki ya domuz girdi. Gelin bunu çıkaralım diye. Adamı atınca vurdular. Kazara. Delikanlı çocuk. Bir de o sıkıntı var yani. Mısırları domuz yememesi için gece bekçilik mi yapıyorsunuz burada? Evet. Sabaha kadar. Tabii. Soğuğu sıcağı var mı kardeş? Bunu bekleme. Alamazsın katıya. Yani. Hepsini yer mi? Yer, hepsini yatırır ya. Bırak yani. Yatırınca da biçemiyorsun. Elbette. Bir tanesi geliyor, bakıyor, burayı kontrol ediyor. Var mı burada bir şey, yiyecek bir şey? Var. Ertesi gün arkadaşlarından bayağı bir geliyor hepsi. Komple telerik olacak etrafı. Ha, o zaman kafan rahat olur. Sabahca uyursun. Burada telergi yok ama iyi bakmışsınız gene mısırlara. Kardeş burada bir şey yok ki, bu mısır işlenmemiş, onun için gelmedi buraya. Henüz daha olmamış. Ya daha olmadı. Mısır henüz daha olmadı. Kaç bak burayı ısırmış bırakmış bak. Bunlar bu... hocam ha. Şöyle yapalım bak. Şunu bir alma tane. Abi ya. Şunu alma belki sizin de atacak. Bir hastalık abi. Hastalık vardır. Evet. Hocam şunu sıktığımızda bak. No içi su. Evet. Henüz olmamış yani. Anladım. Olmamış bu. Siz domuzdan korkunuzdan vaktinden önce kesiyorsunuz evet, bunları. Evet evet. Bu mısırın bir 15-20 gün daha beklemesi lazımdı buraya. Domuzların yatırdığı mahsulü elleriyle çiftçi kardeşlerimiz topladı. Makinenin ağzına manuel bir şekilde elleriyle verecekler. Onların da zayi olmasının önüne geçmeye çalışacaklar. Bunlar domuzun yatırdıkları mıydı? Hem onlar hem de kendi düşüyor. Evet. Makine alamıyor düşünce. Tamam. Onları elimize veriyor makinenin ağzına. Yani biz işin eğlenceli taraflarını görüyoruz ama çok meşakkatli ve zor bir iş. Mesela şu gördüğümüz traktör, içki makinesi, sıvaç makinesi arkasında takılı. O makinenin bir kıymeti değeri var, traktörün var. Hali hazırda bu işe yetişebilmek için sahada 3 tane traktör var, bekliyor hazır. Ben şöyle bir kaba taslak hesap yaptım. Sadece malzeme olarak en az bir 2 milyonluk bir malzeme var diye tahmin ediyorum. Hani hep diyoruz ya şehirde maliyetler çok yükseldi, fiyatlar çok yükseldi. Şu işi yapabilmek için de burada köylü vatandaşın bir 2 trilyonluk malzemesi olması lazım. İnsan iş gücü olarak böyle kabaca saysak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiler. Ve 8 tane insan iş gücü olarak da çalışıyor. Vallahi Allah köylümüze yardım etsin. Yaptıkları iş çok zor iş. Atatürk'ün söylediği gibi köylü milletin gerçekten efendisi. Bunlar bu işi yapmazsalar herhalde şehirliler, köylülerin deyimiyle şehirliler derler onlar. Yani şehirliler acından ölür diye tahmin etmek zor değil yani. İnşallah işleri rast gitsin, kazançları bol olsun. Devletimizin de çiftçilere, köylülere verdikleri destekleri sonuna kadar hak ediyorlar. Şurada biz yürümekte zorlandık. İnsanlar burada sabahın bilmem kaçında başlamışlar hala. İş güç, çalışma, uğraş. Allah kolaylıklar versin. Alın teri dedikleri şey burada var. Yağmura karışır yaşın heyecan heyecan. Abi mısır hasadını bitirdik mi? Bitirdik Allah'a çok şükür. Geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Nasıl Allah. Mahsul iyi mi? Allah'a çok şükür iyi. Talla icar bu adamın talla. Talla icar ekliyor. Siz burada çalıştınız öyle mi? He. Köyde hayat nasıl geçiyor? Allah'a çok şükür. Ben rahatım. Emekli oldunuz. Olduk Allah'a çok şükür iyi. Çiftçilik işte. Birkaç malımız var. Çiftçiliğiyle işte uğraşıyor. Öyle böyle işte ne edek. Bu sene çok Allah bereket versin. Geçen sene bir kuraklık olduydu değil mi? Oldu. O belki 10 senedir kuraklık gidiyor. Şimdi kuraklığın bir de yağışı var. Yağış kuraklığı aradıyor. Çok yağınca mı? Tam ekinler böyle şeyde süt olduğuncuk yani. He. Uhat kuraklık yağış yaramıyor. Bıldır bak
yapıldı, iyiydi. Evvelki sene açık bir yağmur böyle yağdı, ekinleri biçmeden tam çiçekken. Yani 100 kilo anca aldık dönüme. Bu yıl 400 kilo aldık. Allah bereket versin. Allah'a çok şükür. Anlığı telledirsen alıyor. Evet, maşallah, ne güzel. Anlığı çoluk çocuk çalışıyor mu böyle? Geliyorlar mı? Çoluk çocuk. Ellerimizden öper. 3 tane çocuk var. Biri yeni köye geldi, taşındı. İkisi Çorum'da. Yardım ediyorlar mı size? Ediyorlar, etmez mi? Biz kime çalışıyor? Onlara çalışıyor. Değil mi? Hala çalışıyor mu dünyaya? Dünyaya sığmaz bir başın heyecan heyecan. Sevdalıdır hayal düşün, içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Ya biz kendimiz yani ayırdım yapıyor. Ya. He. Yani ben ona o şeye çok karşıyım, kızıyım yani. Sılacı buraya yiyorlar. Burada belki 7-8 traktör var. Çürümemesi için burada üzerine baskı uyguluyorlar. Basıyorlar, çığınıyorlar, çiğniyorlar. Daha sonra da bu üzerini kapatacaklar. Çünkü hava almaması gerekecek. Hava alırsa eğer çürüyor ve kullanılamaz hale geliyor. O yüzden şimdi bu römorklar buraya geldikten sonra birkaç üzerinden gidip bastıracaklar iyice. Sonra üzerini kapatacaklar. Hava almamasını sağlayacaklar. Sonra ihtiyaç oldukça hayvanlara açıp alıp götürülecek. Sevdalıdır hayal düşün, içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Sevdalıdır hayal düşün, içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Hocam bu 6 bu 7. oldu. 7 römor. Şimdi bunun üstüne bir naylon atacağız. Naylon buranda. Üstüne çadır sığıştırıp üstüne biraz toprak atacak kenarlardan. Öyle kalacak. 15-20 gün sonra üstünü açıp malları yedirmeye başlayacağız. 15-20 gün sonra yemeğe hazır hale mi geliyor? Evet, evet. Mayalanıyor içinde. Mayalanıyor. Havasız ortamda durduğu için. Peki hayvan bunu böyle yiyebilir mi? Tabii yiyebilir. Yani. Hani böyle ama bozuluyor. Hava açık olduğu için üstü bozuluyor. Ha. Turşu nasıl yapılıyorsa bu da aynen öyle. Turşu gibi. Ha, hayvanlar için bir nevi turşu. Turşu diyorlar zaten. Vay. Ya dedim burada en az 2 trilyonluk malzeme var. Bu işi buradan kaldırmak için. Aynen. Doğru değil mi? Evet. En az 2 trilyonluk. 1 trilyonu zaten makineyle traktör. 1 trilyon o. Yeah. Etrafında alıklar var. Bunun biçmesi orada ne kadardı? Yani dönüm işi mi, kilo işi mi, saat işi mi yapıyorlar? Dönüm işi 400. Dönümünü 400 liraya içiyorlar. Evet. Dönümü 400 liradan 10 dönüm yer 4000 lira ya sadece o var. Evet. Daha buradaki eziyetler vesaire. Sadece o. Gübresi var, sulaması var. Ekmesi var. Kaldırıp buraya getirmek yani. Tonu bunun 1000 lira mı? Evet. Tonu 1000 lira. Biçilmiş hali, vaziyetli şu şekilde 1000 lira. Şimdi 10 ramık olsa 4 ton çıksa ne yapar? 40 ton 40 bin lira. Evet. Yani öylesi var yani. Peki siz de satmayı düşünüyor musunuz? Yok, bunu bize anca yeter hocam. Kabuğunu verdik de kendisi duruyor. Anlaşamadık. Biz 50 istedik, o da 47 verdi. Öyle mi? Öyle kaldı yani. Paşa işte. Evet. Kurum mu? İçine, evet içine. Ha, kabuğunu anladım. 7,5'a verdik kabuğunu. Arkadaşlar, Musa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de misafir olmuştuk. Yine misafir olduk. Evet. Bizi ağırladı. Kendisi çok çalışıyor. Onca işin gücün arasında bize vakit ayırdı. Kendisine bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sizin dayanıza sağlık. Yine bekleriz inşallah. Eyvallah. Böyle yine köyünün misafirperverliğini bize evet. Göstermiş olduk. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Tabii. Biz babamızı öyle gördük. Biz de evet. Gelen giderimiz hep evet. Babam da sofrada evet. Açık biriydi yani. Evet. Hala evet. Dedem de öyle derdi yani. Buyurun gelin iç şey yapmak misafir olduktan sonra. Bereketli olsun evet. İnşallah. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Tekrar güle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size kolay gelsin. Fedayım dört bir yanımdan kışa tutulmuşa benzer heyecan heyecan.